kareler ortalamasını kısaca alttaki kareler ortalamasına bölüyoruz ve buradaki f değeri... Herkese merhabalar. SPSS ile yaptığımız farklı testlerin mantığını ve nasıl hesaplandığını anlattığımız video serisinin dördüncüsü ile beraberiz. Bu seri kapsamında bundan önceki 3 videoda ilişkisiz ve ilişkili örneklemler t-testlerini ve ilişkisiz örneklemler tek yönlü ANOVA'yı anlattık. Bu videomuzda ise yine en sade ve formüllere girmeden yapmaya çalışacağımız anlatım ile bu defa tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA'nın mantığı ve hesaplanması üzerinde duracağız. Yalnız önceki videolarda belirttiğim açıklamayı tekrarlamak istiyorum. Sizin için bu analizi SPSS ile yapmak ve raporlamak yeterliyse, mantığı üzerinde durmaya ihtiyaç duymuyorsanız bu videoyu izlemeyebilirsiniz. Kanalımızda bu testin nasıl yapıldığı ve yazımı ile ilgili videolar mevcut. Bunları izlemeniz sizin için yeterli olacaktır. Ancak ben bunlarla yetinmek istemiyorum. Bu testin mantığını da öğreneyim diyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Testin ön şartları ve benzeri detaylarını bildiğinizi varsayıyorum. Bunlarla ilgili bilgi eksikliğiniz varsa öncelikle bunları testin SPSS ile nasıl yapıldığını anlattığımız videodan öğrenebilirsiniz. Biz doğrudan videomuzun konusuna geçelim. Bildiğiniz gibi tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA'yı tekrarlı ölçüm özelliği gösteren en az 3 grup ortalamasının birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için kullanıyoruz. Bu videoda buna uygun bir analiz yaptık. Ekranda görmüş olduğunuz sonuçları elde ettik. Burada ne var? İlk tablo olan tanımlayıcı istatistikler tablosuna bakalım. Burada ön test, son test ve izleme testi ortalamalarını karşılaştırdığımızı görüyoruz. Bunlara ait aritmetik ortalamalar var, standart sapmalar var. Bunlar burada bulunuyor. Ve ayrıca en sağdaki en sütununda bu ortalamaların kaç kişinin katılımıyla hesaplandığını görüyoruz. Ortalamalara şöyle baktığımızda ön testten son teste geçişte 5 puan gibi bir artış görüyoruz. Son testten izleme testine geçişte ise çok küçük bir azalma görüyoruz. Peki genel olarak puanlardaki değişim istatistiksel olarak anlamlı mı? Bu sonuçları aşağıdaki ANOVA sonuçlarında göreceğiz. Ancak ANOVA sonuçlarına geçmeden önce burada görmüş olduğunuz ikinci tabloya bakmamız gerekiyor. Buradaki ikinci tabloda küresellik varsayımı ile ilgili bulguları görüyoruz. Bildiğiniz gibi küresellik ortalamalar arasındaki farkların benzer olması ile ilgili ve bu testte bir ön şart. Üçüncü tablodaki ANOVA bulgularını bu şartın sağlanıp sağlanmadığına göre okuyoruz. Burada anlamlılık değerine baktığımızda, buradaki significance değerine baktığımızda 0,05'ten büyük bir değer gördüğümüz için küreselliğin sağlandığını görüyoruz. Bundan dolayı alt tabloda ilk satırda yer alan sphericity assumed, yani küresellik sağlandığında yazan satırı okuyoruz. Burada da yine küresellik sağlandığında yazan satırı okuyoruz. O zaman buradaki 3. tablonun okunmasına ve asıl bu videomuzun konusuna geçebiliriz. Öncelikle mavi renkli olarak gösterdiğimiz değerlere dikkat çekmek istiyorum. Bunlar kareler toplamı olarak adlandırılan değerler. Burada sum of squares, yani kareler toplamı şeklinde görüyoruz. Bunlardan 2 adet hesaplanıyor. Birisi ölçümlerimiz, diğeri ise buna ait hata için hesaplanıyor. Burada error şeklinde görüyoruz, hata şeklinde. Buradaki testler kelimesini ölçümleri tanıtmak için analizi yaparken biz yazdık. Burada farklı bir kelime de olabilir. Söylediğimiz gibi 2 adet kareler toplamı değeri var. Bunlar bizim ölçümlerimize ait kareler toplamı ve bunun hatasına ait olan kareler toplamı değerleri. Bunları ilişkisiz örneklemler tek yönlü ANOVA'daki gruplar arası kareler toplamı ve gruplar içi kareler toplamına benzetebiliriz. Bunlar sırasıyla modelin açıkladığı varyansı ve modelin açıklayamadığı varyansı belirtiyordu. İlişkisiz örneklemler tek yönlü ANOVA'da burada da benzer bir durum söz konusu. Üstteki modelin açıkladığı varyansı, alttaki ise modelin açıklayamadığı varyansı, diğer ifadeyle hata varyansını bize ifade ediyor. Peki bunlar nasıl hesaplanıyor? Bunlar ikisi birbirinden farklı şekillerde olmak üzere veri setindeki değerlerin kareleri alınarak ve toplanarak hesaplanıyor. Zaten kareleri alıp toplarsanız bu sizi ilişkisiz örneklemler ANOVA'da da anlattığım gibi sizi varyans adını verdiğimiz bir hesaba götürüyor. Bundan dolayı da bu analize ANOVA deniyor. ANOVA,
Analysis of Variance kelimesinin, yani varyans analizi kelimesinin kısaltması olan bir kelime ANOVA. Varyansın ne olduğunu kanalımızdaki ilgili videodan izlemenizi öneriyorum. Peki bunları niye anlattık? Çünkü bu tabloda sonuca en sağda yer alan P değerine giden yol buradan mavi renkli değerlerden başlıyor. Bunu anlattıktan sonra artık ikinci değerimize geçebiliriz. İkinci adımda ise bize serbestlik dereceleri gerekiyor. Bunlar tablodaki yeşil renkli değerler. Yine iki ayrı serbestlik derecesi görüyoruz. Yukarıdaki bizim ölçümlerimize ait olan serbestlik derecesi, alttaki ise hata varyansına ait olan serbestlik derecesi. Bunlara da yine ilişkisiz örneklemler tek yönlü ANOVA'daki gruplar arası ve gruplar içi serbestlik derecelerine benzetebiliriz. Üstteki serbestlik derecesi grup sayısı -1 şeklinde hesaplanıyor. Burada karşılaştırılan 3 grup var. Ön test, son test ve izleme testi olmak üzere 3 grup ortalaması var burada. Bunların 1 eksiği bize buradaki serbestlik derecesini veriyor. 3-1 kalan 2. Burada bunu görüyoruz. Alttakinin hesabı ise birazcık karışık. Grup sayısı -1 ile katılımcı sayısı -1'i çarpıyoruz. Grup sayısı -1 zaten burada 2. Katılımcı sayımız ise bizim 30. Bu 30 kişi hem ön teste hem son teste hem de izleme testine girmiş. Burada bizim toplam katılımcı sayımız 90 değil 30. Buna dikkat çekmek istiyorum. 30'un bir eksiği kaç? 29. 29 ile de buradaki 2'yi çarpıyoruz. 58 sonucuna varıyoruz. Çünkü buradaki serbestlik derecesini biz grup sayısı -1 ile katılımcı sayısı -1'i çarparak buluyoruz. Üçüncü adımda ise bunun bir sağında yer alan sarı renkle gösterdiğimiz değerlere geliyoruz. Bunlar mean square, yani kareler ortalaması değerleri. Az önce kareler toplamı değerleri vardı. Bunları serbestlik derecelerine hemen sağındaki değerlere böldük ve onun sağındaki sarı renkle gösterdiğimiz kareler ortalaması değerlerine ulaşmış olduk. Bunu hesap makinamızdan yapalım. Şu şekilde hesap makinasını ortaya alayım. Az önce 425,600 bulmuştuk. 425,600'ü bölüyoruz 2'ye, eşittir 212,8. Burada kareler ortalaması olarak bu değeri görüyoruz. İkinci için yaptığımızda ise 58,400'ü bölüyoruz 58'e, şurada görmüş olduğumuz serbestlik derecesine, eşittir 1,00689 diye devam ettiğini görüyoruz. Bunu yuvarladığımızda 1,007 değerini bulmuş oluyoruz. Bu şekilde kareler ortalamasını da bulmuş olduk. Bundan sonra dördüncü adıma geçiyoruz. Kırmızı renk ile gösterdiğimiz F değerine geçiyoruz. Bildiğiniz gibi ANOVA'da F değerini hesaplamamız gerekiyor. Bunu nasıl buluyoruz? Buradaki kareler ortalamasını altta bulunan kareler ortalamasına, yani üstteki bizim ölçümlerimize ait kareler toplamından ulaştığımız kareler ortalamasını, hatalara ait kareler toplamından ulaştığımız kareler ortalamasına bölüyoruz. Biraz karışık mı oldu bilmiyorum. Yukarıdaki kareler ortalamasını kısaca alttaki kareler ortalamasına bölüyoruz ve buradaki F değerini bulmuş oluyoruz. 212,800'ü bölüyoruz 1,007'ye. Sonuç kaç? 211,320 şeklinde buluyoruz. Peki niye biraz farklı bir sonuç bulduk? Çünkü buradaki virgülden sonraki basamak sayısı aslında çok çok daha fazla. Çok çok daha fazla basamak sayısını almış olsaydık buradaki F değerini tam 211,342 olarak bulmuş olacaktık. Kısaca F değerini bu şekilde bulmuş oluyoruz. Artık hesap makinamı kapatabilirim. Peki buradaki F değeri bizim ne işimize yarıyor? Bu F değeri bizi bir olasılık hesabına götürüyor. O olasılık hesabı burada hemen sağında bulunan gri renkli olarak gösterilen sütunda bulunuyor. Significance, yani Türkçesiyle anlamlılık değeri olarak adlandırıyoruz. Kısaca probability kelimesinden kısaltarak P değeri olarak belirtiyoruz. Raporlarımızda bunu P olarak raporluyoruz. Bunun hesabına girmiyoruz. Buradaki F değerinden buradaki olasılığa nasıl ulaşıyoruz? Bunun hesabına girmiyoruz. Ancak buradaki değer bize şunu ifade ediyor. Bu değer bize fark olmama olasılığının yüzdesini veriyor. Fark olmama olasılığının yüzdesi. Burada %0 ihtimal ile fark yok. Ne demek %0 ihtimal ile fark olmaması? %100 ihtimal ile fark var. Bu ihtimal zaten %95'ten fazla olursa, anlamlılık düzeyini 0,05, %5 olarak belirlersek, bu ihtimal %95'ten fazla olursa, buradaki değer 0,05'ten küçük olursa, diğer ifadeyle, biz
fark vardır şeklinde kabul ediyoruz. Peki ekranımızın sağ kısmında bir F tablosu görüyoruz. Bu tablo nedir? Bu tablo F değerlerinin olasılıkları hesaplanarak oluşturulmuş bir tablo. Yalnız bu tabloda her değer yok. Anlamlı fark için gereken sınırlar var. Anlamlı fark için gereken sınırlar. Ve bu tablo %5 anlamlılık düzeyinde oluşturulmuş bir tablo. Buradaki anlamlılık düzeyini değiştirebiliriz. Bunun detaylarını bir önceki ANOVA ile ilgili benzer videoda söylemiştim. Burada %5 anlamlılık düzeyine göre hesaplanmış F değerlerine ait sınırlar var. Bulduğumuz F, buradaki istatistik sonucunda bulduğumuz F, bu tablodaki karşılaştırdığımız F'den büyükse o zaman fark vardır anlamına geliyor. Buradaki değeri aşarsak. Çünkü bunlar sınır değerleri. Buradaki sonucu örnek olarak yapalım, daha kolay anlaşılacaktır. Yalnız tabloyu okuyabilmemiz için serbestlik derecelerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu tabloda üstte DF1 olarak bulduğumuz değere göre bu tabloya bakacağız. Sol tarafta ise DF2 olarak bulduğumuz değere göre bu tabloya bakacağız. Bunları kesiştirerek bir F değeri tespit edeceğiz. Şurada dikkat ederseniz DF1, DF2 olarak bunu görüyoruz. Peki bu DF1 ve DF2 ne? Türkçesiyle aslında SD1, SD2 de diyebiliriz. Serbestlik derecesi 1, serbestlik derecesi 2. Bunlar bizim tablomuzda 2 ve 58 olarak bulmuş olduğumuz değerler. 2 birinci değerimiz. Buradan birinci değerimizi buluyoruz. Burada DF1 olarak görüyoruz. 2 birinci değerimiz. Buradan aşağıya doğru ineceğiz. İkinci değerimiz ise 58. Buradan ise 58'i bulacağız. Burada 58'i görmüyoruz. 60 var buna en yakın değer olarak. O zaman 2 ile 60'ın kesişim noktasına geliyoruz. Kesişim noktasında 3,15 değerini görüyoruz. Eğer bizim bulmuş olduğumuz buradaki değer, buradaki sınır değeri olan 3,15'ten büyükse anlamlı farklılık vardır. Bizim buradaki değerimiz 211,342 idi. Yani buradaki değerden çok çok büyük bir değer görüyoruz. O zaman anlamlı farklılık var. Zaten buradaki değer çok çok büyük olduğu için 211 değeri bundan çok çok büyük olduğu için buradaki ihtimal %0'a düşmüş. Fark olmama ihtimali %0, fark olma ihtimali %100. Bununla ilgili farklı bir anlatımı bir önceki videoda ilişkisiz örneklemler tek yönlü ANOVA'nın mantığını anlattığımız videoda yine anlatmıştım. Oradaki bilgileri de izleyebilirsiniz pekiştirmek için. En basit şekilde bu testin mantığını ve izlediği yolu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.